بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز مسلمان قرنداشلا biz ötkenki haftada kalbni paklashning muhimligi ahmiyat haqida dars o'tgan edik. Chunki qalbni poklash butun insonning amal harakati, ish faoliyati va yashash hayotiga qadar ta'siri ko'rsatadigan bo'g'achqa, uning Alloh bilan bo'lgan munosabati, inson bilan bo'lgan munosabati, koinot bilan bo'lgan munosabati va atrofdagi har narsa bilan bo'lgan munosabati bilan bir bog'linishlik bo'lganligi uchun ruhni poklashning muhimligi ahamiyati haqida oldingi qism deriz. Bugun mushu ruhni poklash, qalbni poklashningki muhim omillaridan birisi namoz haqida to'xtalamiz. Endi bu namoz haqida to'xtalish ko'p bo'g'uchilik har bir musulmon bu namozning fazilati, namozning muhimligi, namozning islomdagi o'rnini biladi. Biz bu haqlarda to'xtalmaymiz. Bugungi temamiz mana shu qalbni namozningni poklashdingki roli haqida to'xtalamiz. Namoz islom dinida insonning ruhini poklashdiki eng katta vosita eng muhim bir vosita deb qaraladi. Shundoqla bu namoz insonning qalbining pok yo emasligiga, qalbining hayot yoki o'likligiga dalolat qiladigan, kasal yoki sog'ligiga dalolat qiladigan birdan bir belgi, ya'ni mushunga diagnoz qo'yilgan birdan bir o'lcham bu. Va shundoqla bir isbot. Insonning namoziga qarab turib, uning qalbi hayotmi, ya'ni bir narsani sezamdi yoki sezmamdi, o'likmi, yaxshimi va yoki yomonmi, buni bila olamiz biz aziz birodarlar. Namoz muhim narsa. Nima uchun bu namoz mana bu qalbning pok va pok emasligiga munosabatlik desa, namoz birinchi insonning hayotida eng muhim ibodatning birisi, ya'ni uning kimligini belgilaydigan, qandoq shaxs ekanligini isbotlaydigan, nimaga tavallikni uqtirib turadigan, qaysi dinga tavallikni uqtirib turadigan hayoti uning qanday bo'lishga tegishli ekanligini ko'k sutib turadigan birdan bir omil aziz birodarlar. Yana masalan, musulmon namoz musulmon bilan kofirning, mushrikning va boshqa dinga tavva bo'lgan kishilarning o'tirishdagi birdan bir farq. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida bor: "Baynal abdi val kufri tarku salat va man tarakaha faqat kafar." Inson bilan kufrning o'tirishdagi, ya'ni musulmon bilan kufrning o'tirishdagi farq namoz, un namozni tarak etgan, ya'ni o'qimagan kishi kofir bo'ldi degan. Demak, bu namoz mana shundoq bir insonning tavalligi, milliy, diniy kimligiga munosabatlik bo'g'achqa biz bu namozni ruhni poklashdagi muhim va birinchi amal qildik. Namoz birinchi insonni Allohga bog'laydigan omil aziz birodarlar. Inson namoz orqali Allohga bog'lanadi, ya'ni u Allohning quli bo'ladi. Hayotda Allohning ulug' islom dinidan iborat yo'li va ulug' Qur'oni Karimdan iborat hayot qonuni, hayot dasturi bilan yashashni tanlagan bir inson buni sifati bilan u bu zaminda Allohning o'rinbosari, izbosari bo'lishni isbotlaydi bu namoz. Shuning uchun namoz bir vosita insonni Allohga bog'laydigan birdan bir
munosabat shakli va munosabat vositasi. Bu hatto payg'ambar alayhi salatu vasallam Alloh subhanahu va taolo din rivoyat qilgan bir hadisi qudusi edi, bunda deydi: Qasamtu salata bayni va bayni abdi nisfayn. Alloh deydi: Men namozni o'zim bilan shu namozni o'qigan bandam o'rtasida ikkiga bo'ldim. Vali abdi ma sa'al, mening bandamga bu namozni nimani so'rsa shu bo'ladi. Bandam tiligin kelishidi, orzu qilgin yetidi. Masalan, banda sura Fatihani o'qib alhamdulillahi robbil alamin, butun dunyoning egisi, boshqurg'uvchisi, mutlaq hukmroni bo'lgan Alloh subhanahu va taologa maqtash go'zal madhiya bo'lsin degan vaqtda Alloh ana shu vaqtda bandam meni maqtadi deydi. Ar-Rahmanur Rahim desa Alloh bandam meni madhiladi, mana sana o'qidi deydi. Maliki yawmiddin desa Alloh bandam meni ulug'ladi deydi. Yani iyyake na'budu ve iyyake nesta'in din bu şu sürü patihanın ahirs kıçılık bağı vakitte Allah deydi hâzâ li'abdi ve li'abdi mâsâl iyyake na'bud kükâse ey Allah sanılam kulçılık kıtmız digen de bu membelen benden otturuştu ki mesela bu digen dinkin ma o ahirsini benim bu benim bendem ne beni sorusu buludu. Yani ey Allah bizim doğru yolu başlığın. Peygamberlerinin yoluğa, siddiklerinin yoluğa, şehitlerinin yoluğa, salihlerinin yoluğa, muttakilerinin yoluğa başlığın deyip sorganda Allah subhanahu ve teala bendem ne beni sorusu şunun girişi de o dedi. Manı bu namaz insan bilen Allah'ın oturusunu bağlaydıgan. Şu aykılık Allah bilen bende yüz mü yüz buludugan. Bir-biri bilen huddi diyaloğluk ötkezgen halette buludugan bir haletini bu hadis kudusu bizge bayan kıpadez burada. Çünkü insan bu namaz ölen birden bir Allah'a bağlanıdı. Onundan başka ibadetlerle mi bağlanıdı? Ama bir vasıtamış namaz bilen insan bağlanıdı. İnsanın şu vaktiki kimliki, şu vaktiki salahiyeti fakat Allah'u subhanahu ve teala'a buludu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yeni bir hadisi var. Bu hadisi mi? İnsan namaz okuvatkan vakitte Allah bilen sözleşken bir halet şekillendi. Şunun için o aldığı tükürmüşsün, o solgu tükürmüşsün. Eğer tükürmekçi olsa tapınının aslığı tükürsün dedi. Yani edep saklasın Allah'u subhanahu ve teala'nın aldığı da dediniz burada. Demek bu namaz okuğu için namazı halkılık kimin aldığı tuğallıkını, kim bilen bağlanğallıkını, münasebet kurğallıkını ve kimin kulu boğallıkını aldı bilen hatırlışı gerek. Hem de benim şu namaz insan bilen Allah'ın oturuşunu bağlaş, münasebetini şekillendirdiğin namaz, her kandak namaz, ya ki biz okuğan bütün namaz, şundak rolunu oynayalamdı, şundak maksatki yetküzelemdi, diga vakitte yak onun yetküzelmeydi. Bu namazın talepleri ba, şartları ba, ölçemleri ba, şu talep şartlarga uyuğan çağda, maslaşkan çağda buludu. Namazın, aziz buraderle, biz bugünkü dersimizdeki temi şu, namazın en mühim cini, ruhi, huşu ve hudu. Yani şu namazda kokap duruş. Bütün kalbini Allah'ın aldığı yiğit duruş. O, şu namazda tuğal vakitte bütün onundan başka dünyadaki bağırlık neselerden üzülüş. Onu unutuş, hiyalıdın çıkış. Onun hemini taşlap koyuş. Bu namazın birinci talebi bu, ruhu bu. Şu namaz okuyucu, cey namazı çıkan haman, Allah'u subhanahu ve teala'nın aldığı kegen haman, o özüdün Allah'tın başka, yani aldığı ki Allah'tın başka, hemen asını unutuş gerek. İsidin çıkış gerek. Ve o ne taşla bitiş gerek. Bu birinci namazdaki muhim amel bu.
Ama bu yok boğandın kiyin. Mesela namaz okuyucu namazda turuptu, tapanmıgan, isigi kemigen nesile nesile ötüptü. Namaz okuyucu namaz işçidi turup, neçe rekat namaz okudum, nimi okuvatim ben, bunu isidi yokken, şu namazını okuplap, kin isi geldi salam verdi, namazını tüketti. Ya namaz okuyucu aldı da namazını okuvatkan imamının kılgan kıraatini onu okumudek derecede okugan bolsa mana bunun namazı namaz emesiniz brother. Şu Peygamber aleyhissalatu vesselam evvelu ilmin yurpa'u minel ardi el huşu. İmam-ı Tibrani çıkan hadisi de dünyada kötelip getirdiğin yani yokap getirdiğin ilminin birincisi huşu ilmi. Müslümanın kalbinde devamlı Allah'tan kokuş, Allah'tan eminiş. Men a Allah'ın aldığı verip hesap vermen. Men a Allah'u Subhanahu ve Teala'nın amanetini götüreklik. Men Allah'ın dünyadaki ma dünyadaki vekili. Men Kur'an'ın bir nemisi, kürünüşü, İslam'ın kürünüşü, hadisi Resulullah'ın kürünüşü. Mağı karab durup bir insan İslam'ını, Kur'an'ını, hadisi Resulullah'ını küreleydi. Ya ki şunun nurunu, şununki obrazını men hunukleştirip salimen degen niyet bilen özünün bütün emeli şeriktige dikkat kılıp yaşaştın ibaret mana bu kuşu dünyada birinci kötü elip gittiğin ilimdeydi. En muhim ilim bu kadar kuşu. Müslüman mana bu niyet bilen namaz okuyan çağda an'a kalip paklığını deziz buraderle. O namaz arkalık Allah'ın uluğluğunu his kılalısa, çoğunluğunu his kılalısa, o Müslüman namazı da bütün yeryüzüdeki ve asmandaki Allah'ın başka hemminese o Allah'ın kulu o. Allah'ın kulu da o. Meyli onun küçü bulsun, meyli onun ilmi bulsun, meyli onun iktidarı bulsun, nemisi bulsa bulsun, o hemmisi Allah'a bağlıq. Men aşu hemminin noktasını tutkan, merkezini tutuptuğun bir küşünün aldığı, bir onun retinin aldığı keldim. Telikim bulsa şunundun teleymen, arzurum bulsa şunundun, arzu ümidim bulsa şunundun deymen. Eğer bir aciz kagen tripim bosa şunun küçü bilen küçlünümen digen muşundak bir niyet bilen şunda maksat bilen o namazı kilip a namaz uğan bosa enin dinkin o namaz insanın kalbini paklaydı da o namazdan çıkan dikin onun vücudu da bir Allah'ın kokuş, Allah'ın eminiş ve her iş hareketlerine dikkat kılış o şekilde burada. Şu Allah Subhanahu ve Teala muşu namaz okup turup namazda gafillik bilen büyüklük bilen okuyatkan kişilerde deydi ya eyyuhallazine amenu la taqrabu salate ve entum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sûr-i Nisa'nın 43. ayeti de ey mu'minler sizin namazga şu namazını okuyatkan çığırda nimi digerlikini nemini sözdüvatkallıkını bülgen halette bülgen bir halette boğanga kadar bir gıplet haletinle de mes haletinle de namazı yakın kemmanla deydi. Yani namaz okumanla demedi Allah Teala namaz okşunu niyet kılmanla deydi. Bu yerdeki meslek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında kişiler haram kılıçtın bunu namaz okuttu. Namaz okuttu ama mesk haleti okuttu. Çünkü harak haram bulmaya vakti. An haraknın sebebi bilen namaz okuğa vakti bazı nemi sözlüğünü okumaktan haleti bulup kaldı. Ama bugün şunda bir meslek var ki aziz kardeşler insan dünya sebebi bilen insan gaflet sebebi bilen İnsan kalbinin ürüp ketkenlik sebebi ile, Allah'tan yaklaşıp ketkenlik sebebi ile, mestinmiş bırak halette namazda ne mi okudu, ne mi dedi, ne çeyrek et okudu, bunu bilmügedek bir halette buluyordu. Allah bunda çağırdı, namazı kemer eylesin. Sen kalbinin namazda hazır kılın.
Yani Süfyan-ı Sevrimi bana bu hakta mellem yakşeh fesedet salatuh degen. Kalbi namazda kalbi Allah'tan kokkan, Allah'tan elmengen bir halet şekillenmeydiken onun namazı namaz emez. Onun namazı fasit degen. Demek insan namazı kiriştin burunka haleti bilen namazı kirgen haleti. Cey namazı çıkıştın burunka haleti bilen cey namazı çıkan haleti. Eğer periklenmese, namazı kirgendinkin Allah'ını eslep, onundan kokuş ve onundan kalbi rahat eliş, bir huzur his kılış şekillenmese, o namazı kanda kirgendi, şunda çıkan olsa, onun namazı o kubul olan, ya ki onun namazı onunla bir huzur olan namazı olmayacağız burada. Mene Peygamber Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ı dedi. Bir adam özünü on sol tepedeki kişinin namazda durup perhi talibide halatı namazı kılan olsa onun namazı namaz emez dedi. Yani on tepemde kim var? Sol tepemde kim var? Şunu perhi talibide halatı namaz kılan olsa onun namazı namaz emez dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hakta kem min qaimin hazzuhu min salah ettabu ve nesbu. İmam-ı Nesai rivayet kılgan hadiste nurgulgan muşu keçisi uxlamay namaz okuş arkalık keçini kıyam kılganlaba onun namazıdan alırgan ecri ilişkigan mükafatı şu herip çarçaş fakatlandı. Yani o namazda sevap yok, ecri yok demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek biz bugün muşu namaz okuguçla özümüzün namazımızı bir karayla. Bizim namazımız özgür tehlidir mi? Namazımız yakşılaştıralıdır mı? Namazımız hayatımızı tesiri köksteylidir mi? Namazımız ahlakımızı, muamelimizi, Allah'a boğan münasebetimizi, Kur'an'a boğan münasebetimizi ve başka işlerimizle boğan münasebetimizi özgür tehlidir mi? Yani bir Müslüman kimlikle hasıl kılalıdır mı? Ben Müslüman, ben Allah'a boşunum. Diş arkalık, bana bugünkü gündeki özünün üstündeki amanetlerini duymaydıkan ve onun üstüne yüklenen mukaddes ağlığını, veyran buluvatkan mukaddes ağlığını duymaydıkan, yıskınmaydıkan, onun İslam dininin hizmetini kılışını bilmeydiğen, menfaat peres bulup getirdiğen, dünya peres bulup getirdiğen, rehimsiz bulup getirdiğen, her kişi özünün menfaatinden çıkanmay, özünün şahsi, yani menmençilikten çıkanmay, ümmetinin menfaati, din İslam'ın menfaati, Müslüman milletinin menfaati veyran bulup kesse, onun olan karib olmayan halet ki yetti mi yetmedi mi aşı namazı okuyucu bunu bu obdan oylap bakış gerek az burada. Çünkü o Allah'tan kokup Allah'ın aldığı künigi beş vakit bağlan insan Allah'a asili kılmaydı o. Şuna biz bu namaz ne? Allah subhanehu ve teala bizi tesvirligendek tesvirlisek İnne salate tenha anil fahşai vel münker dedi. Hakikaten namaz İslam dini de çeklengen, insanın akli ölenini buzuk de karalgan ve kabih boğan işladın ne mi kılıdı? Tosudu dedi, çekleydi dedi. Demek namazda Allah-u Subhanehu ve Teala böyle Müslümanın ahlakı da, muamelesi de, iş hareketi de, hayatı da en çok ıslah kılgıç amil kıldı. Ve şundakla o halak buluştun tosuduğun amil kıldı. Burada. Namaz okudun özgürmedin. Namaz okudun hayatın aynı ketti. Namaz okudun sen yakşılanmadın. Bir yıl aldı dedi ki Müslüman yeni şu. Ya ki bir günün aldıdaki Müslüman yeni şu. Ya ki mescidi kirgendin keyinki
Müslüman mescidin aldığı kişinin aldığı ki Müslüman yeni şu bu kap kap kalsa ma namaz o makbul namaz emez mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kaşığı gelip bir kişinin ki köp namaz okuydu kallıkını ama onun günah mesiyetini yanmaydı kallıkını deyilgen çağda Resulullah namaz onu şu günahın tosudu dedi. Namaz günahın tosanmasa onun namazı namaz emez dedi buradırlar. Demek bugünkü kündeki namaz okuyucu aziz Müslümanlar biz namazımız arkalık kalbimizde bir kokuş, eğmeliş hasıl bulup o arkalık özümüzün dini mesuliyetimizini, milli mesuliyetimizini tunuyalıdık mı? Nur kılgan amanetlerinin zaya bulup ketkerlikini his kılalıdık mı? Ve biz muşu haletimiz bilen eğer dünyadan ketip kapkasak Allah bizden razı bulamdı, bulmamdı digenini oylayalıdık mı? Muşulanı yakşı oylanışımız lazım. Bunun da yakşı düşünüşümüz lazım. Şuna büyünce insanını Allah'a bağlaydıgan nesin namaz ama bu namaz bayan digendek huşu bilen boğan namaz. Yani namaz okuyucu çokun bütün dünyadaki mutlak çeksiz bir kuş kudret ikisi boğan bir zatka aldığı tuğallıkını his kılalışı. Onun kokalışı. Onun için beşiğini yerge koygan iken çokum hayatı da şunun yolu bilen yaşaydıgan boğallıkını his kılalışı lazım. Şu namaz buradırla kalipni pak boğan boğmağallıkıga kalipnin tirilgen tirilmigenlikıga birinci dalalet kılır. Yani kalp eğer namaz arkalık yakşılanmışsa kalip eğer namaz arkalık tirilmişsa kalip eğer namaz arkalık rahatlanmışsa kalip eğer namaz arkalık özünün gafletinden uyanmışsa o namaz a Müslümanlığa menfaat kılmaydı. Yeni şundakla o namaz Müslümanın içtimai, siyasi ve ahlaki tereplerdeki umumi sahasını Kur'an hadisinin ölçümüge ekilenmişse, hakiki bir Müslümanlık'ın yoluna başlayanmışsa, fakat namazını okudu, çiketti, namazını okudu, günü tügüdü, şu rek'atlarının sanını Allah'a vezip kılıp ötkezdi, ama namazın mahiyeti, maksidi, muddaasını, emeliyette, hareketini ispatlayamayan olsa, o namazı okuyucu, ziyan tatkan namazı okuyucu. Yani bu yerde namazın ki en çok vasıtası bu. Belgüsü, alameti bu. Yani bu şundak namaz bilen kalıpla paklanır. İkincisi, bu namaz Allah'a insanla bağlıgandan sırt bir Müslümanın hayattaki tevellik yolunu büktüp ödeyiz burada. Müslüman namazı arkalık özünün kaysi tevege kaysi tevege tevekellikini bilişi ve kimlikini inat tanışı lazım. Allah dedi Kur'an'da kul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ey Muhammed Aleyhisselam den ki benim kul inne salati, benim namazım ve kıgan hac ibadetlerim, benim hayat mamatim, alemlerin Rabbi Allah'a teve, Allah'a ait dendiydi. Demek Müslüman namaz arkalık, o çünkü beşini Allah'a koyup, Allah'a ilgilip tuğan dinkin, o benim Rabbim Allah, beni Allah'a başvurdu, ben Allah Subhanahu ve Teala'nın belgülügen, belgülümüsü bilen yaşayman, Allah Subhanahu ve Teala'nın ki Kur'an din ibaret hayatla kanunige emel kılıp yaşayman digen bir Müslüman, Allah'ın hayat kanunu boğan Kur'an-ı Kerim'e zıt boğan ve onun Müslümanlık kimliğe zıt boğan her kandak yoldun, her kandak tüzümdün, her kandak siyasettin, her kandak iştin, men yırak. Onun olan münasibetim yok. Men onun terepdarı emez. Menin yolam ilik digenini
bir ilan kılgan ya ki uç kılgan bir şekilde bulur burada elez burada. Şu Müslüman namazını okutup lan onun hayatı, cemiyeti, özü yaşayatkan hayatının siyasetleri bununla işi yok. Benim Müslüman dağcılıkım tükürdü. Hem de kaldısını benim işim emez de bunda yaşasa a namazın mânisi ve maksidi yitemmeyen buludu. Bunu ispatlayamayan buludu. Hayatının malum kısmısta Allah'a boysunan buludu. Ve malum bir kısmısta Allah'tan başka hayat leniyesini biz belgüleyimiz digerlerge boysunan buludu. Bu namazın manı bu nemesi bu. Üçüncü birisi bu namaz Müslüman insanının içtimai hayattaki ahlakı, muamelesi ve kişilik cemiyetteki edep kaidelerini büktüp verdiğin nesi bu namaz. Aldı dediğin dek, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Hakikaten namaz fahşa, set işladın, şeriyette çekilengen işladın tosudu. Peygamber Allah subhanahu wa ta'ala dedi, bana bunu bilen Müslüman özününki ahlakını, muamelesini Kur'an'dan alıdı, İslam'dan alıdı. Şu boyunca şekillendirip yaşaydı, onun başkasının yok duramaydı. Onun başkası bilen tesirlenmeydi. Onun başkasını özüge özleştirmeydi. Onun başkası onundan tepirmeydi. Eğer onun mikropları yok, kağılık olsa namaz arkalık her vakit o onun özünü paklap durduğunuz buradayla. Şu namaz bu kalbinin pak buluştaki birinci amel. Ve kalbini paklaştaki birinci amel. Yani beş vakit Allah'ın aldığı kegen kokap durup, elminip durup, hesabını sana vermen dep durup kegen bu kalp, o kalpte onda yaman niyetle, maksetle ve gafletle, büyüklükle, mesuliyetsizlikle, menfaatperestlikle bu kalpte oynap ketmeydiniz buralarla. Namazımızda bunun mena bilen düşünüp okşumuz lazım biz. Bana muşu mena bilen namaz okulga vaxtta Allah subhanahu wa ta'ala Müslüman insanını aziz kılıdı, Müslüman insanını hür kılıdı, Müslüman insanını hayatta yine dünyaya hücü kılıdı. Ve bu arkalık Allah subhanahu wa ta'ala özünün dünyadaki velilerini en hürmetlik, şerefli kılıdı ziburadırlar. Ama biz kaçan ki rek'itige vaktiga, yani bugün beş vakit namazını okuduk, mançereket okuduk, digen şununla ehmiyet verdik, ama o namazının ruhu boğan kuşu, hakika Allah'ın kokuş, Allah'ın eminiş ve Allah'ın her kıtım kasemini yenilaş, niyetini yenilaş, özümüzden Allah'ın aldığı kilip, kıran günahlarımız, hatalıklarımız olsa, onun tövbe kilip, yeni vezipi, yeni maksatlarını Allah'ın elip ve hayatımızdaki Allah'a bizdeki tapşuğun mukaddes alanı ada kılış yolu da bir energiye kaçırıp, eğer namazdan çıkanmadan olsak, o namaz bizi kes katmayacağız. Allah subhanahu ve teala hemimizde şu namazlarımızdan menfaatlerini nasip kılsın. Allah namazlarımızı kabul kılsın. Allah bu namazını kalbimizi rahat, köz kursallık kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.